Nova Gaming'den herkese merhaba, ben Berk ve bu videoda size Space Bucket web panelini tanıtacağım. Bu panel teknik olarak Bucket Guy sistemine benzemekte, fakat onun dışında web sitesi üzerinden server'ınızı kontrol etmenizi sağlıyor. Gördüğünüz gibi birçok seçenek mevcut. Server'ın durumunu buradan görebiliyorsunuz. Oyuncuları, pluginleri, dünyaları, server'ın özelliklerini ve yedeklerinizi buradan düzenleyebiliyorsunuz. Kurmadan önce bir inceleyelim. Mesela oyunculara girelim. Şu an aktif oyuncu olmadığı için tabi gösteremeyeceğim. Burada oyun modunu, off olup olmama durumunu değiştirebiliyorsunuz. Banlayıp whitelist'e ekleyebiliyorsunuz. O tarz şeyler var. Mesela burada whitelist'teki oyuncular görünüyor. Başka birini ekleyelim. Eklediğimizde whitelist'e bir oyuncu daha eklenmiş oldu. Buradan oyuncu uzaklaştırabiliyoruz ve burada hangi oyuncuların yasaklandığını görebiliyoruz. IP ban da aynı şekilde. Pluginlere geçelim. Bucket Guy'dan en güzel farkı bence burası. Mesela hangisine bakalım? Motivel Score'a bakalım. Config ayarlamaya giriyoruz. Config'e baktığımızda burada tüm ayarları görebiliyoruz. Tabii renklendirme olmadığı için böyle saçma kodlar çıkabiliyor, fakat bu sorun teşkil etmiyor bence. Burada istediğimiz gibi düzenleyip kaydedip tekrardan başlatabiliyoruz. Tekrardan yükleyebiliyoruz. Bu şekilde seçenekler sunulmuş. Evet. Burada dünyamızı ayarlayabiliyoruz. Hayvan spawnını, PvP'yi zorlu oyunu kapatmadan ayarlayabiliyoruz. Bu da güzel bir özellik. Tabii multiple score olduğu için zor bir şey değil, fakat bu panelde sunulması da ayrı bir güzel bence. Server'a geçelim. Evet. Burada CPU kullanımı, RAM kullanımını görebilirsiniz. İşletim sistemi ve benzeri özellikleri görebilirsiniz. Server'lar. Buradan direkt Craft Bucket'in son sürümünü indirebilirsiniz isterseniz. Yani kendiniz manuel olarak indirmek yerine install havasınızda direkt olarak server güncellenecek. Şu an böyle bir şey yapmayalım. Server properties'ı buradan ayarlıyorsunuz. Gördüğünüz gibi tüm ayarlar mevcut durumda. Bucket properties. Burada yani çoğu kişi kullanmaz, fakat incelersiniz. Buradaysa yeni özellikler ekleyebiliyorsunuz. Nasıl diyeyim? Tekrar eden özellikler ekleyebiliyorsunuz. Mesela şöyle göstereyim. Restart olsun adı. Restart server yapıp her saatte bir ya da istediğimiz saat aralığında server'ın kapanıp tekrardan açılmasını sağlayabiliyoruz. Burada bütün seçenekler mevcut. Kapatalım. Server logo ise buradan görebiliyoruz. Tabii çok büyük olduğu için yüklenmiyor şu anda. Buradan backup almayı sağlayabiliyoruz. Şu anda aktif değilmiş ama düzeltilecek sonraki versiyonlarında. Dünya backup'ı almak istiyoruz mesela. Kapatmamız gerekiyor bu server'ı. Kapatmadan şuradan ayarlayalım. Tamam, daha bu sistem tam oturmamış durumda, fakat oturunca gayet işe yarar bir durum olacağını düşünüyorum. Pardon, tamamdır. Buradan gördüğünüz gibi backup oluşturuldu. Şimdi ikincisi oluşturuluyor. Grief durumlarında buna bastığımız an bir önceki bir haline dönmüş olacak. Son backup aldığımız tarihe dönmüş olacak server. Bu da bu şekilde. Şimdi kuruluma geçelim. Sistemin sitesine girdik. Download kısmına geliyoruz. Burada 3 adımda kurulabileceği yazıyor panelin. Gerekliler kısmına bakalım öncelikle. Java 6 ve üstü versiyonu Java gerekiyor. Zaten genellikle 6 ve 7 kullanılıyor. Remote Toolkit plugin'i gerekmekte. Bunun için direkt olarak buradan forum sitesine girebilirsiniz. Buradan direkt download yaptığımızda iniyor ve bize tamamen kurulu şekilde geliyor bu sistem. Server dir klasörün içindekileri direkt olarak Bucket'in içine atıyoruz ve Plugins klasörünü birleştiriyoruz. Kapatalım. Windows için bu kurulumu göstereceğim. Burada Remote Toolkit başlatma button'ı görebiliyoruz.
Şimdi şuna bakalım. Ayrıca yani bunu kurduktan sonra diğer sayfaya geçelim. Birinci olarak paneli, ikinci olaraksa modülü indireceğiz. Modülü indirip plugins, pardon, toolkit modules klasörü için atıyoruz. Ardından space vakit paneli de sitemizin içine atıyoruz. Bunu vakit olarak değiştireyim. Pardon. Panel yapalım mesela. Evet, bu yüklensin. Biz de bekleyelim. O yüklenene kadar biz de hemen kurulma, server'ın açılışına bakalım. Başlat bat yerine remote toolkit başlatma komutunu uygulayan klasörle başlatıyoruz. Gördüğünüz gibi modülü kontrol ediyor. Modülü kontrol ettiğimizde configurations'ı görebilirsiniz. Buradan space bucket ile ilgili ayarlamanızı yapabiliyorsunuz. Ve şurada bulunan salt koduyla da panelle sunucu arasında bağ sağlıyorsunuz. Bu kodu kimseye paylaşmamanız gerekmekte. Çünkü bu kodu bilen herkes sunucunuza giriş yapabilir ve panelinize giriş yapabilir. Bu da hoş olmaz. Şimdi bunu kapatalım. Panel yüklendi. Hemen giriş yapalım. Ücretsiz hosting'de de olması lazım. Ben şimdi boş olanını kullanıyorum. Evet, panelimize giriyoruz. Şuradan göstereyim. Girdiğimizde zaten direkt olarak kurulum için bizi yönlendirecek. Burada sunucunun ve hosting'in tamamen uyumlu olduğunu gösteriyor. Kontrol etti. Buna evet dersek daha önce kurulu olan Space Bucket'in verilerini yükler. Hayır diyerek yeni bir veri tabanı oluşturuyoruz. MySQL kullanıyorum. Localhost. Bunları gizli olarak yapacağım hemen. cPanel'den veri tabanımızı oluşturup buradan bilgileri yazarak devam ediyoruz. Şifreyi yanlış almışım. Evet, üçüncü adıma geçtik. Burada panelin yöneticisinin adını ve şifresini ayarlıyoruz. Şimdi HSBAS yapayım. Dilimiz İngilizce olacak. Ya da hangi dili kullanıyorsanız. Sonraki adıma geçtik. Burada server adını yapıyoruz, yazıyoruz. Nama yazayım. Adresimizi yazıyoruz, IP'mizi. Salt, az önce bahsettiğim gizli kod. Bunu bucket analizinde Space modüldeki configurations'tan alabilirsiniz. Kapatalım. Yapıştırıyoruz. Burada belirtildiği gibi iki tane port istiyor bizden. Bu portlar sabit olarak 2011-2012'dir. Dediği gibi değiştirebilirsiniz buradan. Şuradan değiştirilmekte. Hemen devam edelim. Bunu administrator yapalım. Yani bu yöneticilerin dışında hiç kimsenin paneli göremeyeceği anlamına geliyor. Bu da böyle olması gerekmekte bence. Devam edelim. Gördüğünüz gibi başarıyla yüklendi yazıyor. Devam diyelim. Giriş yapalım. Evet, başarıyla giriş yaptık. Şu anda panel gördüğünüz gibi aktif durumda. Burada yine RAM, Java, CPU miktarları görünmekte. Burada craft vakitin sürümü görünüyor. Ve bütün pluginler, yine oyuncular bu şekilde ayarlı durumda. Şimdi server'a RAM verme ve komutlarına bakalım. İlk önce RAM vermeyi göstereceğim. Toolkit klasörüne girip Wrapper Properties'i açıyoruz ve burada maksimum heap size'ı istediğimiz gibi ayarlıyoruz. Bunu 5G yapalım yine mesela. Burada başka bir şey yok. Kaydediyoruz. Yeniden başlatıyoruz server'ı. Pardon.
Server tekrardan başlamadı çünkü tamamen kapanmamıştı. Nasıl kapatacağımızı göstereyim şimdi. Java ile kapatacağız çaresiz buradan. Evet. Tekrardan başladım ve kapatmayı göstereyim. Server başarıyla açıldı. Nokta Old yazdığımızda server'ı beklemeye alır. Yani tamamen kapatmaz ama oyuncuların herkesin girişini engeller ve tüm pluginleri inaktif duruma getirir. Unold yaptığımızda bu bekleme modundan çıkar. Tekrardan server'ı başlatır. Nokta wrapper stop yaptığımızda pardon stop wrapper yaptığımızda Raptor. Evet. Gördüğünüz gibi tamamen kapatılıyor ve bir bildirim mesajı çıkıyor. Bunu da ayarlayabiliyoruz bildirim mesajını. Message şeklinde bir tekstimiz mevcut. Buradan istediğiniz gibi tüm mesajları ayarlayabilirsiniz. Ve panelde stop yaptığınızda veya tekrardan başlatma sistemini aktif hale getirdiğinizde buradan çıkmasını istediğiniz mesajı yazabilirsiniz. Başka bir şey yok bu sistemde. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.